arkadaşlar, motosiklet felsefecisi ve usta kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugünkü konumuz TCX son katlı ABS'li modellerde CC yükseltme ve performans arttırma. Bir ikincisi konumuz da Subop valve ayarı. Valve ayarı motoru şaseden indirmeden yapılmıyor. Bunu bir kere daha söylüyorum. Gittiğiniz yerlerde, yetkili servislerde vesairelerde kağıt üzerinde yapılabiliyor. Kağıt üzerinde iş emrinde Subop ayarı yapıldı. Ara boşluklarına bakıldı. Nasıl yaptın abudumun gazı dediğin zaman da söylemiyorlar. Şimdi motoru indirmeden buradaki Suboplara nasıl gireceğiz bak. Suboplar burada, valfler burada. Bu valflerin kontrolünü yap bakayım. Şunun kontrolünü nasıl yapacaksın? Motoru indirmeden yapılmaz. Şimdi şöyle bir durum var. Gel hocam. Evet arkadaşlar. Şimdi demek istediğim şu. Yetkili servislerde vesairelerde hani garanti kapsamı devam etsin diye ücret ödüyoruz ya, burada garanti yazılarına dikkat edeceğiz. Bana son zamanlarda gelen şikayetler şunlar. Ya ustam, Subop ayarı yaptırmayınca garanti dışı kalıyormuş motor, bakımını yapmıyorlar. Peki ne yapılıyor, Subop ayarı nasıl yapılacak? Evrak üzerinde, kağıt üzerinde Subop ayarı yapıldı, parası alınıyor. Yapıldı, parası alınıyor ama motora gerçekten Subop ayarı yapılıyor mu? Yapılmıyor. Bunları özellikle yeni kasa PCX alanlara söylüyorum. Motor şaseden inmeden nasıl Subop ayarı yapacaksın? Gel hocam. Şimdi hadi varyatörlü debrecli yaptık. Şimdi motorun aksamı. Bak şurada motor, şu motor. Aynı motor çünkü. Motor buranın içinde. Bunun Subop ayarını plastikleri söksen yine yapamıyorsun. Hadi buraları söktün yine yapamazsın. Çünkü motor kısmı ta buraya dayanıyor. Akünün buraya kadar dayanıyor. Bunu amortisörü söküp amuda kaldırsan yine yapamazsın. Bunu motoru şaseden ayırıp buraya getirsen yine yapamıyorsun yani. Böyle bir durum var. Yapman için şuradaki bak adam buraya engel koymuş. Demiş ki abudumun gazları burayı bozmayın. Bu Subop ayarı bozmaz demiş. Ama gel ve lakin bizim insanımıza anlatamıyorsun. Ya işte sen nasıl ustasın da bilmem ne de şu da bu da. Yani bana akıl vermeye kalkıyorlar. Al hadi yap buradan Subop ayarı yap. Veya Subop ayarı gerçekten yapmak istiyorsan, yapılsın istiyorsan 10 bin lira işçiliği var. Öyle deyince de Napolyon'a kızıyor. Para nereden icat oldu diye. Böyle de bir durum var. Yani demek istediğim arkadaşlar, biz olması gerekeni, yapılması gerekenleri yapıyoruz. Yapılması gerekmeyen hiçbir şey yapmıyoruz. Bak bu da devir daimimiz. Şimdi takacağız birazdan. Şimdi motorumuz arkadaşlar ne oldu? Piston çapı büyüdü. Silindir, piston, sekman, kavallar arkadaşlar. Zır orijinal 160 cc'de ne varsa aynısı buna da takıldı. Ve şu an motorumuz ön arka diks çalışması yapıldı. Aynı zamanda diksli vesaire. Test driver arkadaşlar. Bunu 1000 km test edeceğiz. Hayırlı olsun diyeceğiz. Ve şu an bu yaptığımız bütün motorlar şu an asfaltta gayet başarılı bir şekilde gidiyor. Demek istediğim arkadaşlar, eksantriği değiştirirsin, bir şeyler yaparsın, o zaman Subop ayarını yaparsın ama durup dururken çalışan bir PCX'e Subop ayarı gerçekten yapılması gerekiyorsa motorun bu şekilde şaseden ayrılması gerekiyor. Bunun dışında ben Subop ayarını yapıyorum, yaptırıyorum diyen varsa yorumlara yazsın. Gerçekten bak yorumlara yazsın. Belki bizim bilmediğimiz farklı bir formül vardır. Bir anımı anlatacağım. Honda Kinetics'lere biniyoruz. Biz o zaman eza depolarında ilaç dağıtıyorduk ve aynı zamanda ben motorların tamir bakımını yapıyordum. Ankara'da sayılı ustalardan birisi. Belki şu an seyrediyor, seyretmiyor. İsim vermek istemiyorum. Olabilir yani. Dedi ki, ya dedi biz dedi motoru indireceğiz dedi. Hatta motorun sahibi beni tanıyor. Beni gördü dedi, ya Ruhi'cim dedi bunun dedi motorunu indireceğiz. Bize bir yardımcı olur musun? Ne oldu dedi. Ya dedi adam dedi şaseyi kesecek dedi. Motoru indirememiş. Demiş ki bunu Japonlar şaseyi sonradan kaynatmış demiş. Yani şuradan kulaklar tutuyor ya. Şuradaki kaynak yerinden kinetiğin şaseyi kesip motoru öyle indireceklermişti. O aşamaya gelmişler. Yani motor nasıl indiğini bile bilmiyorlar yani. Şunu ana şase olarak kabul etmişler. Buraya ulaşamadıkları için şuradan jet taşıyla şaseyi kesip motoru öyle indireceklermişti. Ya arkadaşlar olur mu? Ya dedi motor indirmeden takılırdı, takılmazdı. Böyle bir polemik oldu. Ben dedim ki bir saat içinde takarım. Şu kadar da paramızı alırım. İddiaya bindi. Gel takla dediler. Gittim akşam kızımı indirdim. Takı verdim. Orada bir şok geçirdiler. İsim vermek istemiyorum. Yani biz buralara böyle direkt havadan zembille inmedik. Yani neler neler geçti başımızdan. Bunu demek istiyorum arkadaşlar. Olmuş geçmiş
onlar ayrı bir konu. Biz olması gereken, yapılması gerekenleri yapıyoruz. Ekstra bir şeyler veya fazladan macera olsun diye bir şeyler yapmıyoruz ve şu konu çok önemli. Ciddi anlamda motorlardan sigorta ayarı ücreti alındığı hakkında bayağı bir duyumlar var. Onun için de arkadaşlar dikkat edeceğiz. Yani oraya koyacağım. Yağlarımız da geldi. Yani demek istediğim sigorta ayarı durup dururken yapılmaz. Bir ikincisi motor inmeden buna zaten yapılmıyor. Honda buna zırt pırt sigorta ayarı yap diye bir boşlukta bırakmamış. Demek ki niye bırakmamış? Gel hocam. Şimdi ben hani PCX deyince bana hala işte diyorlar ki hologram vesaire. Bak görüyor musun? Adam buraya rulman koymuş ya, rulman. Horozlar rulmanlı. Hani şavallar kavallar diyoruz ya, rulmanlı. Şöyle yapalım. Rulmanlı olduğu için kolay kolay bozmuyor. Sigorta ayarını bozmuyor. Bildiğiniz olsun. Evet, şimdi kısa bir ara veriyoruz.